Kıymetli izleyenler, muhterem arkadaşlarım, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma dersinde bir kez daha sizlerle beraberiz. Elbette dersimizin başında bizleri kendi kelamında buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. O kitabın rehberi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Okumak için emek sarf eden siz kıymetli ders arkadaşlarımı elbette saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve dersimizin başarılı geçmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, hatırlayacağınız üzere tenvin ve sakin nunla ilgili konuları işlemeye devam ediyoruz. Tenvin ve sakin nunla ilgili öncelikle idgam-ı maal konusunu işledik. Evet, tenvin ve sakin nundan sonra İdgamı ma'al hunn harfleri, ye, mim, nun, vav harfleri gelirse idgam ve gunne yaparız dedik. Tenvin ve sakin nun'dan sonra lam, ra harflerinden birisi gelirse sadece idgam yaparız dedik ve buna idgamı bila gunne dedik. Evet. En son olarak da bir önceki dersimizde tenmin ve sakin nun'dan sonra altı tane izhar harfi Allahun hayyun halikun adlun ganiyun hadiye kelimelerinin ilk harfleri olan hemze, ha, ha, ayn, gayn ve h ha harfi gelirse tenmin ve sakin nunu açık bir şekilde okuruz dedik. Buna da izhar başlığını koyduk. Bugün inşallah sizlerle tenmin ve sakin nundan sonra Kur'an-ı Kerim'de alfabemizde 15 harften birisi gelirse ihfa yaparız diyeceğiz. İhfa. Bugünkü dersimizin konusu ihfa. İnşallah bugün gelin beraber ihfa nedir onu görelim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem arkadaşlar, ihfa ne demek? İhfa izharın tersi. İzhar açık bir şekilde okumak demekti. İhfa ise gizlemek demek. Gizlemek demek. Evet, Neyi gizliyoruz? Ne zaman gizleme yapıyoruz? Onları inşallah beraber gelin adım adım görelim. Kıymetli kardeşlerim, tenvin veya sakin nundan sonra ihfa harflerinden birisi gelirse ihfa olur dedik. İhfa olur. İhfa ne demekti? Genizde, burun boşluğunda tenvinin ve sakin nunun sesini gizlemek demek. Evet. Tenvinin ve sakin nunun sesini Genizde akıtmak demek, tutmak demek. Peki ne zaman biz tenvin ve sakin nunun sesini genizimizde gizliyoruz, akıtıyoruz? İhfa harflerinden birisi tenvin ve sakin nundan sonra gelirse. Peki ihfa harfleri hangileri? Kıymetli kardeşlerim ben size ihfa harflerini ezberleyin demeyeceğim. 15 tane harf çünkü. Hafızanızda kalmayabilir, aklınızda kalmayabilir. Ancak bundan sonra ancak şu kadarını söyleyeyim. Tenvin ve sakin nundan önce şu şu harfler gelirse şu kurallar olurdu demiştik biz. Onları size hatırlatacağım sadece. Bakın şurada görmüş olduğunuz 15 tane harf ihfa harfleri. Şu görmüş olduğunuz T, F, Cim, Dal, V, Z, Sin, Şin, Sat, Lat, Da, Va, Fe, Daf ve Kef harfleri. Bunlar bu 15 harf tenvin ve sakin nundan sonra gelirlerse biz tenvinin ve sakin nunun sesini genizde gizleyeceğiz. Hocam bu 15 tane harfi biz aklımızda kafamızda nasıl tutacağız? Tutmayın zaten. Sadece şunu bilin. Şunu bilin. Biz ne demiştik? Tenvin ve sakin nundan sonra dört tane harf gelirse idgamı maal hunne olur demiştik. Dört tane harfi koyduk bir kenara. Ya, mim, nun, vav harflerini koyduk. Sonra ne demiştik? Tenvin ve sakin nundan sonra lam ve ra harfleri gelirse idgamı bila gunne olur demiştik. Sadece idgam yaparız, gunne yapmayız demiştik. Eyvallah. Ne oldu? 4 Beş, altı. Altı tane harfin tenvin ve sakin nundan sonra şu altı harf gelirse ne olacağını, ihfa olmayacağını biliyoruz biz. Gelelim izhar harflerine. Tenvin ve sakin nundan sonra şu altı harf gelirse izhar olur dedik. İzhar olur dedik. Sonra bir harfimiz daha var. Bu bir sonraki dersimizin konusu. Bu B harfi tenvin ve sakin nundan sonra gelen B harfi bir sonraki dersimizin konusu. Tenvin ve sakin nundan sonra B harfi gelirse iklap olur diyeceğiz. B harfi iklap harfidir. O zaman kaç yaptı? 6 burada. B 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geriye kalanlar ihfa harfleri. Evet. Çünkü biz ikfa harflerinin dışındaki harfler ne ol geldiğinde ne olacağını biliyoruz. Dört tane ma'al gunne, idgâm gunne. İki tanesi idgâm-ı gunne. Altı tanesi izhar, bir tanesi b harfi de iklap oluyor tenvin ve sakin nundan sonra gelirse bunlar oluyor. İşte ben tenvin ve sakin nundan sonra B geldiği zaman ne olacağını biliyorsam, şu altı harf geldiğinde ne olacağını biliyorsam, şu iki harf geldiğinde ne olacağını biliyorsam, şu dört harf geldiğinde ne olacağını biliyorsam, o zaman problem yok. Bu harflerden birisi gelmezse, tenvin ve sakin nundan sonra, ma'lunne harfleri, bilagunne harfleri, izhar harfleri, İklab harfi gelmezse o zaman ihfa olacak. İhfa otomatik olarak çıktı ortaya zaten. Dolayısıyla inşallah bizler ne yapacağız? Tenmin ve sakin nundan sonra şu dört grup harften birisi gelmezse o zaman ihfa yapacağız. Tenvinin veya sakin nunun hangisi gelmişse şu 15 harften önce tenmin veya sakin nun hangisi gelmişse o tenvinin sakin nunun sesini genizimizde gizleyeceğiz. O tenvinin üzerinde, sakinliğinin üzerinde biraz duracağız. Bu kadar. Gelin şimdi ihfayı beraber yapalım sizlerle. Evet kıymetli kardeşlerim. Örneklerimize bakıyoruz. Bakın En'am suresinin 161. ayeti kerimesinden bir cümle almışız. Evet. Beraber okuyalım. Beraber okuyalım. Dinen <laughs> kıyeme dinen kıyama dinen kıyama Evet bakın burada ne var? Nun harfinin iki üstünü var. Tenvin var yani. Tenvinden sonra gaf harfi gelmiş. Gaf harfi ihfa harfidir. Ma'al harfi değil. Bilagunne harfi değil. İzhar harfi değil. İklab harfi değil. O zaman ne? O zaman ihfa harfi. Evet. Ne yapıyoruz? Dinen kıyama dinen. Bakın nunun sesini tenvini yani tenvinin sesini genizimde tutuyorum. Yani burun boşluğunda akıtıyorum. Tenvini burun boşluğunda akıtıyorum. Dinen akıtıyorum. Dinen kıyeme Dinen kıyemem millete İbrahim'e hanife. Bu örneğimize gelelim. İki tane ihfa örneğimiz var burada. Bakın burada tenvinden sonra ihfa harfi olan gaf geldi. Burada sakin nundan sonra ihfa harfi olan sin geldi. Yoklayın hafızanızı. Sin idgam-ı ne harfleri içerisinde var mı? Ya, mim, nun, vav. İdgam-ı harfleri yok. Lam, ra, idgam-ı harfleri sin yine yok. Hemze, ha, ha, ayn, gayn, he. Sin yine yok. B, geriye kaldı B, B de değil. O zaman ne dersin? İhfa harfidir. Evet, o zaman ihfa yapacağız. Nun'un sesini genizde akıtacağız. Ve kulle insanin ve kulle insanin ve kulle insanin Bir sonraki örneğimize Men şura, men şura, men şura şin harfi ihfa harfidir. Diğer grupların arasında yok çünkü şin harfi. İhfa harfidir. Evet, geçelim bu örneğimize. Kıymetli kardeşlerim bakın, cezimli sonra dal harfi gelmiş. Dal harfi ma'lgunne harfi değil, bilagunne harfi değil, izhar harfi değil, iklab harfi değil. O zaman ne harfi? İhfa harfi. Evet, okuyalım beraber. Buyurun. Vama min dabbetin evet vama min dabbetin bakın ne var cezimli nunu ne yaptık genizimizde akıttık burada dabbetin derken ne tecbit oldu kıymetli dostlarım met konularına bir gidin met konularına bir gidin met harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse ne olurdu sükûnu lazım. Evet. Lazımî sükün, daima var olan sükün demiştik. Hatırlıyorsunuz. Şeddeye veya cezime biz ne diyorduk? Lazımî sükün diyoruz. Lazım size neyi hatırlatıyor? Elbette metle lazımı hatırlatıyor. Evet. Ne demiştik? Met harfinden sonra şeddeli veya cezimli bir harf gelirse ve o met harfiyle şeddeli harf aynı kelimede olursa burada olduğu gibi ne olur? Metli lazım olur. En az 3 elif, en çok 4 elif miktarı çekeriz demiştik. Bakın burada metni lazımı gelin bir uygulayalım. Ve dabbetin. Evet. Metni lazımı da bu arada hatırladık. Bir sonraki örneğimize geçelim. İhfa konumuz, konumuz ihfa. Sadece bir metle gittik geldik. Evet, lamın üzerinde iki ötre var, tenvin var. Tenvinden sonra f harfi var. F harfi ihfa harfidir. Çünkü diğer grupları bir düşünüyorum. Diğer grupların arasında fe'nin olmadığını görüyorum. O zaman ihfa harfidir. Evet. Beraber yapalım ihfayı bakın. Lam'ın üzerindeki tenmini tutacağız. Genizde akıtacağız. Kullun fi kitab Kullun fi kitab Kullun fi kitabim mübin <então> Kitabim mü kitabim kitabim bin ne oldu kıymetli kardeşlerim be'den mime geçerken ne yaptık hangi kuralı uyguladık tenvinden sonra mim harfi gelmiş mim harfi size hangi kuralı hatırlatıyor idgamı ma'al gunne kuralını hatırlatıyor değil mi niye çünkü ye mim nun vav harfleri idgamı ma'al gunne harfiydi tenvinden sonra idgamı ma'al gunne harflerinden birisi gelirse ne yapıyorduk hem tenvini Ma'al gunne harfine idgam ediyoruz, birleştiriyoruz, katıyoruz. Hem de tenvinin sesini geniz boşluğunda akıtıyoruz. Evet. Kitabim bin, kitabim. Bakın tenvini bim, bim, bim. Tenvini mime kattım ve tenvinin sesini genizde akıttım. Evet. Geçtim kıymetli kardeşlerim. Evet. İhfa örneklerine devam ediyoruz. Bakın dikkatinizi istirham ederim hemen. Cezimli nundan sonra şın harfi geldi. Min şerri nunun sesini genizde akıtıyorum. İzharda yaptığı gibi min şerri demiyorum bakın. Min şerri, min şerri demiyorum. O izhar olur. Nunu açık bir şekilde okumuş olurum. Ama ben ihfa yapacağım. Çünkü burada ihfa harfi var. Cezimli nundan sonra ihfa harfi geldi. Ben ihfa yapacağım. Ne yapacağım ihfa yaparken? Nun'un sesini burun boşluğunda genizde akıtacağım. Min şerri, min şerri. Evet kıymetli kardeşlerim bir başka örnek alalım. Bakın yine cezimli nun'dan sonra te geldi ihfa harfidir. Cezimli nun'dan sonra te geldi ihfa harfidir. En tüm, en tüm. Nun'u gizliyorum burada akıtıyorum nun'un sesini en tüm en tüm en tüm evet kıymetli dostlarım bir örnek daha alalım. Mevla'mızın iki ismi olsun: Ganî ve Kerîm. Ganîyun Kerîm. Kerim Kerîm. Ganîyun Kerîm. Ne oldu? Tenvini ne yaptık? Genizimizde akıttık çünkü tenvinden sonra, iki ötreden sonra ihfa harflerinden kef var. Evet kıymetli kardeşlerim. Örneklerimize devam ediyoruz. Bir örnek daha getirelim ekrana. Bakın burada ha harfinin üzerinde tenvin var, iki ötre var. Ve ha'dan sonra kaf harfi var. İhfa harfidir kaf harfi. Evet nasıl okuyoruz? Fethun garib Fethun garib Fethun Evet kıymetli dostlar. Ne yaptık? Burada yine cezimli nundan sonra z var. İhfa harfidir z. Diğer gruplar arasında yok çünkü. Enzelne. 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 Nunun sesini geniz boşluğuna gönderip oradan akıtıyoruz kıymetli dostlarım. Evet. Şuradan bir örnek daha okuyalım sizlerle. Sonra sayfamıza, yüzünden okuma sayfamıza geçelim inşallah. Bakın burada yine cezimli nundan sonra F harfi gelmiş. F harfi ihfa harfidir. Ne yaptık? Nunu genizde gizledik o zaman. Yunfiqun 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 Evet örneklerimizi bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah şimdi daha ziyade ihfa kuralını arayacağımız ve geçmiş konulara da işaret edeceğimiz yeni bir sayfamızı gelin. Sizlerle beraber okuyalım kıymetli kardeşlerim. Yüzünden okuma sayfamız Yasin suresinden bir sayfa seçtik bu konuda. Kıymetli dostlarım Yasin suresinin 5. sayfası. Kur'an-ı Kerim'de 443. sayfa. Yasin Suresi'nin tamamı biliyorsunuz 6 sayfa. Burası Yasin Suresi'nin 5. sayfası. Evet. Bu sayfaya gelin sizlerle beraber okuyalım inşallah. Sizler de bana eşlik etmeye çalışın. Eşlik ederken bu zamana kadar işlemiş olduğumuz konuları da yakalamaya çalışın. Buyurun beraber okuyalım. Eûzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cennetil yevme fi şugulin fakihun. Evet yakalamış olmanız lazım hemen. Yakalamış olmanız lazım ki öyledir inanıyorum ki yakaladınız. Bakın. Tenvinden sonra ihfa harflerinden fe geldi. Ne yaptık? Şugulin fakihun. Tenvinin sesini, tenvinin sesini genize gönderdik ve akıttık. Fi şugulin fakihun. Ayet sonları zaten metti arız oluyor değil mi? Onu biliyoruz artık. Üzerinde durduğumuz için harekeyi, harfin üzerinde durduğumuz zaman harekeyi cezime dönüştürüyoruz. O cezime de biz sükûnu arız diyoruz. Sonradan dönüştürdüğümüz cezim, sonradan gelen cezim aslında olmayan geçici cezim ise o zaman harfimetten metten sonra geçici cezim varsa, geçici olan, kalıcı olmayan sükûn varsa nedir? Meddi arızdır o zaman. Fekihun, fekihun, meddi arız. Evet. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Evet erâ Dört elif miktarı uzattım Dikkatinizi istirham ederim Ra'yı çeken elif var Eliften sonra kırık hemze var Kırık hemze neyi gösteriyordu bize? Harfi met ile hemzenin aynı kelimede aynı kelimenin harfleri olduğunu gösteriyordu. Harfi met ile hemze aynı kelimenin harfi ise ne diyorduk biz ona? Metti. Muttasıl, bitişik met. Muttasıl bitişik anlamına geliyordu biliyorsunuz. Bitişik met. Niye bitişik met diyoruz? Çünkü met harfi ile met sebebi olan hemze aynı kelimenin harfleri. Met harfi ile met sebebi olan hemze ayrı ayrı kelimelerin harfleri ise biz ona ne diyorduk? Metti munfasıl diyorduk. Nereden, nereden anlayacağız metti munfasıl olduğunu? Hemzenin uzun yazılmasından anlayacağız. Bakın burada hemze kırık yazılmış. Neyi gösteriyor bu hemzenin kırık yazılması? Met harfi ile elif ile hemze aynı kelimenin harfleri. O zaman metti muttasıl olur. Peki metti muttasıl ile munfasıl arasındaki fark ne? Niye is farklı isimlendirmişiz? İkisinde de harfi met var, ikisinde de hemze var metli muttasılda en az iki elif miktarı uzatmak zorundayız. Metli muttasılı iki eliften aşağıya indiremeyiz. Ve dört eliften fazla da uzatamayız. Metli munfasılı, metli munfasılı bir elif miktarına kadar indirebiliyoruz. Aralarındaki en önemli fark budur. Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yedda'un. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان İnnehu lekum aduvvun mubin. Evet hemen gösteriyorum. Ella derken neyi gördük burada dostlar? Kıymetli arkadaşlarım neyi gördük? Cezimli nundan sonra lam harfi. Hani o iki tane harf vardı ya. iki tane harf. Hangi kuralın harfleriydi? Lam ile ra. İdgamı bila gunne. Sadece idgamın yapıldığı. Gunnenin yapılmadığı yer. Elle dedik bakın. Elle Elle nunu lama idgam ettik. Hiç nunun sesini genize göndermedik. İdgamı bila gunne yaptık. Yani gunnesiz idgam yaptık. Ve eni'abuduni hâzâ sirâtum müstakîm. Ve lekad ezalle minkum cibillen kethîrâ. Evet, gördüğünüz ihfa'yı, hemen yakaladığınız ihfa'yı. Cezminin sonra kef harfi geldi. İhfa harfidir. Cibilen kethira, Cibilen kethira. Tenvinden sonra kef harfi geldi yine. Burada cezminden sonra gelmiş kef harfi. Burada tenvinden sonra gelmiş ihfa oldu elbette. Hazi cehennemul lati kuntum tuadun. Hazi cehennemul lati kuntum tuadun. İhfa'yı gördünüz. Tenvinde sakin nun'dan sonra te harfi geldi. İhfa oldu. Eslahul yevme bima kuntum tenfurun. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna aydihim, ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun Mun fasılları hemen gördünüz değil mi? Evet. Mun fasılları gördünüz. Üstün dik yazılmışsa ne demiştik? Üstün dik yazılmışsa o dik yazılan üstünden sonraki ya elif demektir. Met harfi elif demektir. Biz bu ya'nın met harfi elif görevini yaptığını nereden anlıyoruz? Üstün dik yazılmışsa bu hem üstündür hem de harfi met eliftir. Burada vav da olabilir, hareketsiz vav da olabilir, ya da olabilir. Biz buradaki hareketsiz vav'ın ve ya'nın elif olduğunu anlıyoruz buradaki üstünün dik yazılmasından. Evet kıymetli kardeşlerim. ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن Evet hemen neyi hatırlatıyorum size? İzharı hatırlatıyorum. Bir önceki konu izhar. Ne yaptık? H. H harfi izhar harflerindendi. bir. Cezimli nundan sonra izhar harfi geldiği için in dedik bakın. İn hüve, in hiç nunu gizlemedik. Açık bir şekilde okulduk. Evet. Vink ve vink ve Tenvinden sonra idgamı maal gunne harflerinden vav geldi. Hem idgam yaptık hem de gunne yaptık. Evet. Son ayeti kerimemizi okuyalım sizlerle. Liyunzira men kana hayyen ve yahit hakkal kavlu alel kafirin. Evet ihfaları görmüşsünüzdür. İhfaları gö ben görüyorum. Ben ihfaları görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Evet. Bakın kıymetli kardeşlerim. Cezinin ondan sonra Z harfi, ihfa harfidir. Li yunzira men kene. Bakın kıymetli dostlarım. Cezinin ondan sonra kef harfi. Hayyen <laughs> ve Tenvinden sonra vav harfi, idgamı ma'al hunne. Evet, bu şekilde sayfamızı bitirmiş olduk sizlerle. Hemen inşallah ezber dersimize. Evet, bu dersimizdeki ezber çalışacağımız sure, kıymetli kardeşlerim, Tekasür Suresi. Tekasür Suresi. Beraber okuyalım, buyurun. Bana eşlik etmeye çalışın. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لترون الْجَحِيمَ ثُمَّ لترونها عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمَ. تصدر. <applause> Ayet ayet okuyalım. Kıymetli kardeşlerim. El hakumut tekazur. Hatta zurtumul mekabir. Hatta zurtumul mekabir. Kalla san fe Kalla ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم La taravun-nel cahim. Summe la yaqin. Summe Son ayet-i kerimemizi okuyalım beraber inşallah. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق الله العظيم Evet kıymetli dostlarım İnşallah mutlaka ezberleyin kıymetli kardeşlerim mutlaka ezberleyin. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den kalbinde bir şey olmayan harab olmuş, yıkılmış, viran olmuş ev gibidir buyuruyor. Bakın bizi canlı tutacak Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimizin mesajıdır inşallah. Kalplerimizi, gönüllerimizi Kur'an-ı Kerim'le ihya edip nurlandıralım inşallah. Evet bakın Tekasür suresinde her zaman olduğu gibi yine çok önemli mesajlar var Rabbimizin sözlerinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor Rabbimiz? Evet. Kul lev kana bahru midadan li kelimati Rabbi lanfada al-bahr qabla an tanfada kelimatu Rabbi wa law ji'na madada. Denizler mürekkep olsa, şu görmüş olduğunuz dağlar kalem olsa, bir bu kadar daha olsa yine de Rabbimizin kelamı bitmez. Manaları o derinlik bitmez buyuruyor Rabbimiz. Evet, buyurun. Beraber okuyalım. El hakumut tekafur hatta zurtumul maqabir. Çoklukla övünme yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirleri varıncaya kadar oyaladı. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Yani mezarlıktaki ölülerinizle bile birbirinize karşı övündünüz, kibirlendiniz. Mezarlardaki ölülerinizle bile birbirlerinize karşı üstünlük taslamaya çalıştınız. Evet, buyuruyor Rabbimiz. Kalla sevfe ta'lemun. Hayır, hayır. Yakında bileceksiniz. Fümme kalla sevfe ta'lemun. Hayır, hayır. Elbette yakında bileceksiniz. Peki neyi bileceğiz? Kalla la ta'lemuna ilme'l yakin. Hayır. Keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. La <laughs> taravunn Yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz. İşte cehhim, jahim ceh cehennemin isimlerinden birisi. Hudame demiştik ya onun gibi yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz thumma lateravunaha ayenel yakin sonra kuşkusuz onu o cehennemi gözünüzle ayan beyan göreceksiniz thumma tuselunne yawma idin anen naim. nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz Rabbimizin nimetleri bizim değil Rabbimizin emaneti emanet edilen şeyden elbette emanetin sahibi soru soracaktır. Evet. Rabbimizin bize vermiş olduğu dünya emanetini, ömür emanetini, ruh beden emanetini en güzel şekilde onun istediği şekilde kullanma kullanmayı Rabbimiz bize kolaylaştırsın. Bu konuda bize yardımcı olsun inşallah. Evet kıymetli dostlarım. Kur'an-ı Kerim'i okuma yolunda bugün bir adım daha attık. Yeni yeni adımlar atmak üzere sizlerle buluşmayı umuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.